Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün sizlerle yeni bir formatla, yeni bir programla birlikteyiz. Çok değerli Selim Kotil Bey ile birlikte ekonominin ve gün, ekonominin gündemini değerlendireceğiz. Merhabalar Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu programda sizinle ekonominin gündemini değerlendirmek istiyoruz. Ama ilk programın şöyle açmak istiyorum açıkçası 2018 yılına dönelim istiyorum. Son günlerde sizin de o tarihlerde yaptığınız bir konuşma, hemen 2018 seçiminin akşamı yaptığınız konuşma sosyal medyada da etki uyandırdı. Birçok yerde paylaşıldı ve gördük bizlerde O seçimlere girilmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki verin yetkiyi ve tabiri caizse görün etkiyi dedi. Ve e, ekonomi yönetiminde faizleri düşürmeyi vaat etti. Fakat o günden bugüne ben birkaç veriyi açıklayayım ondan sonra size sorumu sorayım. Faizler o gün seçim günü Haziran 2018'de 17,75 iken bugün Şubat ayındayız %45'te. Altın 191 liradan 2032 liraya gelmiş. Dolar 4.6'dan 30.7'ye gelmiş gibi gibi devam ediyor. Kaldı ki ben de sizin hem avukatlığınızı yapıyorum. Sizi o dönemde yine sütün fiyatının 10 liraları geçeceğini sütün. 1 yani, litre, litre sütün fiyatının 10 liralara geçeceğini söylemiştiniz ve buna dava açılmıştı. 2 lira. liraydı. Evet o dönemlerde 2 liraydı. Şimdi 1 litre sütün fiyatının 30 liraların üstünde, 30 liranın altında almak mümkün değil açıkçası. Burada şunu söylemeye çalışıyorum, şunu sormak istiyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle aslında yeni bir ekonomi modeli de uygul uygulanacağı söylendi. Fakat bu ekonomi modelin hiçbir şekilde etkisini görmüyoruz hala oyalandırıldığını düşünüyor insanlar. Enflasyon düşecek deniyor. İşte yıl sonu hedef tahmini şu an %36. Fakat buna inanan hiçbir ekonomist görmüyoruz. Bunun olacağını da kimse de inanmıyor. Peki bu enflasyon nasıl düşecek? Yani bunlar bir ekonomik sistem hayata geçirdiklerini söylüyorlar. Bu ne? Yaptıkları şey ne? Peki olması gereken ne? Çünkü bundan bir sonuç alamadığımız görüyoruz. Şimdi Abdullah Bey aslında değerli izleyicilerimiz e, değişik mecralarda, platformlarda ekonomiyle ilgili e, yüzlerce insanın e, görüşlerini dinliyorlar. E, siyasal iktidarın ortaya koyduğunu zaten yaşıyoruz. Muhalefet partilerinin de görüşlerini e, takip ediyorlar. Ama e, aslında hepsini toparladığımız zaman hepsinin e, meseleye yaklaşım tarzında bir ekol var. Bugün dünyada e, hakim e, Amerika merkezli başta olmak üzere ülkelerde hakim olan bir it, iktisadi yaklaşım tarzı var. Bu tarzın getirdiği bakış açısıyla olaylara bakıyorlar. İktidar da de şu anda diyor ki işte bak faizleri arttırırsan enflasyon düşer diyor. Niye öyle öğrenmişler? Nedenini sorgulamadan o şekilde okumuşlar. Bir de e, bu ekolün dışında bir başka ekol daha var. O da aslında 2005 yılında dünya literatürüne Haydarizm olarak Muhterem Hocam'ın ismiyle yazdığı eseri, Milli Ekonomi modeli ismi. Aslında Milli Ekonomi modeli e, yepyeni bir iktisat teorisi. Ve bu teori bugün dünyada uygulanıyor. Hatta bugün dünyaya şekil veren Çin, Rusya, BRICS merkezli ülkelerin uyguladığı ekonomi modeli. İşte daha birkaç gün önce 27 Şubat'ta e, seneyi devresini yaptığımız tarih işte e, Rus meclisi Duma'da Muhterem Hocam görüşünü ortaya koymuştu. Ekonomi modeli orada da anlatmıştı. Avrupa'da anlattı, Türkiye'de birçok farklı ülkede ve Rusya'da anlatmıştı. Şimdi niye bunu söylüyorum? Benden e, izleyicilerimizin duyacakları iktisat yorumları işte bu yeni e, dünyaya şekil veren ekonomi modelinin bakış açısı olacak. Olaylara yaklaşırken ben diğerlerinin taktığı o kapitalist gözlükle bakmıyorum. Ben milli ekonomi modeli gözlüğü çerçevesinde bakıyorum. İşte o gün geriye doğru gider 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız yeni seçilmişti. O dönemde ben olacakları tek tek anlattım. Şimdi soruyorum. Bugün söylediklerimden çıkmayan bir şey var mı? Yok. yok. E yok Peki bu kadar net... Her şeyi nasıl bilebildim? İşte bu öngörü bana kazandıran bu tez oldu. Şimdi gelelim günümüze. Bir defa şu anda Sayın Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikaları, makro politikalar enflasyonu düşürür mü? Cevaben hayır. Aksine arttıracak. Niye? Yani olayı gayet mantıki bir zeminde ele alalım. Öncelikle... E, enflasyon nedir? Türkiye'deki enflasyonun sebebi nedir? Bunu ortaya koyalım. Hatırlarsan Ecevit döneminde enflasyonu düşürüyoruz, 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 düşürüyoruz dediler. Bugün Sayın Şimşek'in uyguladığı, Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın uyguladığının aynısını e, merhum Ecevit döneminde de uygulandı. Sıkı para politikası, faizler arttırıldı ve enflasyonu düşüreceği iddia edildi. O gün muhterem hocam Profesör Doktor Haydar Baş Bey dedi ki aksine tam tersi olacak. Göreceksiniz dedi. Ne zaman ki bir işçi başbakanlık konutunun önünde işte kasayı atınca bir anda enflasyon patladı. Rakamlar alt üst oldu. Çünkü niye? O gün işte kitapta da ifade edildiği üzere e, görmedikleri hakikat neyse bugün de aynı şeyi görmüyorlar. Şöyle bir soru soralım. Şu elimde tuttuğum kalem fiyatı pahalanıyor. Peki bu pahalılığın sebebi bu kaleme olan talep midir? Yoksa bu kalemi maliyetlerinde meydana gelen artıştan dolayı mı bu ürünlere zam geliyor? Şimdi eğer bir ürüne talep varsa, insanlar bunu almak için sıraya girmiş, kuyruğa girmişlerse, o zaman başka üreticiler de yoksa yeterince ülkede o topraklarda yeterince bu ürün bulunamıyorsa talep de çok fazlaysa fiyatı artmaya başlar. Buna kimsenin itirazı yok. Böyle bir durumda talepten kaynaklanan enflasyonu düşürmek için talebi kısmaya çalışırsınız. Ne yaparsınız? İnsanların daha az para harcamasına imkan tanırsınız kredi kartlarını kısarsınız. Efendim gelirlerini kısmaya çalışırsınız. Faizleri arttırarak parayı harcama gel faize koy diye milleti yönlendirmeye kalkarsınız. Kapitalist anlayışı mantığından bahsediyorum. Ben bunu doğru bulduğum için değil. Bunu yaparlar. Peki ya ekonomide talep olmadığı halde bu ürünün ham madde maliyeti artıyorsa. Şimdi işte diyelim ki ben bir kalem üreticisiyim. Çalıştırdığım personelin maaşı arttı mı? Arttı. arttı. Bunların istihdam vergileri arttı mı? SGK primleri şu anda son 3 ayda bir kişinin SGK primi kaç lira? 7 bin liraların üzerine çıktı. Bir kişi devlet ödediğim para. Kaç liraydı? 2-3 bin liraydı. E şimdi ben bunu nereye yansıtacağım? Atıyorum bir işçi ayda diyelim bu kalemden 20 bin tane yapıyorsa Oradaki artışı 20 binin içine koymak zorundayım. Maaşı arttı koymak zorundayım. Elektrik faturam artıyor mu artıyor? Mazuta zam geliyor mu geliyor? Tüm vergiler vergiler artıyor mu artıyor? Vergilerin oranları artıyor mu? Oransal olarak da arttırıyorlar. Evet. Artıyor. Peki bütün bunlar dolar döviz artıyor mu ham madde artıyor? Peki ben bunu satıyorum kargo maliyeti, müşteriye ulaştırma maliyeti, kargo fiyatları uçtu mu? 1'e 4 arttı. Şimdi domates Antalya'da 5 lira niye manavda 40 lira? Bilmem niye 40 lira. Oradan bir kamyon kaça geliyor? Suyla mı dolduruyorsun arabayı? Sen mazotun fiyatını efendim al 5 lira 16 liralardan getir 40 liralara. O ondan sonra e niye domatesin fiyatı arttı? Niye arttı bilmem. Niye arttı acaba? Yani milletin aklıyla dalga mı geçiyoruz? Maliyet arttı mı? mecburdur bunu üretici ürüne yansıtmaya. Bunun adına işte kitap anlatıyor. Maliyet enflasyonu derler. Eğer sen maliyet enflasyonu olan bir ülkede talep enflasyonuna yapacağın önlemleri almaya kalkarsan maliyet enflasyonunu patlatırsın, yukarı doğru fırlatırsın. Şimdi adam inşaat yapıyor. Gitti 10 milyon kredi aldı. İnşaatı çok hızlı bir müteahhit bir yılda bitirecek. Bir yılda bitiriyor. 10 milyon lira bir yıl sonra ne ödeyecek? 15, 17 milyon ödeyecek. Şimdi bu müteahhit bir yıl sonra daireleri satarken, maliyet hesabını yaparken 10 milyon üzerinden mi yapar? 17 milyon üzerinden mi yapar? 17 milyon, e, 17 milyon üzerine yaparsa bu adam bunu maliyete koydu. Peki bir de alıcı yok. Arttırdı fiyatları alıcı yok. Şimdi sen diyorsun ki sen buna zam yaptın çünkü dairene çok talep var. O yüzden ben e, vadeli e, satışların önünü kapatıyorum inşaat sektörüne. E böylelikle senin fiyatların düşer düş, düşmek zorunda kalacak. Ya bu maliyet artışını eğer üretici ürüne yansıtamıyorsa alıcı olmadığı için yansıtamıyorsa zararına satmak zorunda kalıyorsa bunun adı ekonomide batan geminin mallarıdır. Yani bu icradan yani talebin olmadığı bir yerde maliyet artışlarını ürüne yansıtamıyorsan bunun adı zararına satıştır. Şimdi Türkiye'de olan tam da bu. Şimdi bu şartlarda. Peki Türkiye niye bu kulvarın içinde? Şimdi oradan devam edelim. Geometri soruları nasıl çözülür? Şöyle çözülür Abdullah. Sana soruyu sorarlar. Sen dersin ki bu çizgiyi bulmak için atıyorum bir çokken'deki bir tane kenar ortayı soruyorlar sana. Bunu bulmam için dersin şu açıyı bulmam lazım. Bu açıyı bulmam için şu dikmeyi bulmam lazım. Bu dikmeyi bulmam için şunları bulmam lazım derken tersine doğru giderek neyi bulman gerektiğini bulursun. Türkçesi bu. Şimdi aynı mantıkla gidelim. Peki niye bu kadar e, vergi oranları artıyor Niye bu kadar oranlar artıyor? Ha bu arada ya Selim Bey o zaman Cumhurbaşkanı faizleri bir dönem düşürdü. Niye enflasyon düşmedi? Faizler düşmedi ki. Merkez Bankası'nın borç verme faizleri düştüğü 8,5'lara düştüğü dönemde özel bankalar %40'la kredi veriyordu. Nerede düştü? Nerede düştü? Yani kendisi 8,5'dan özel bankalara borç verirken %20'lerle borçlanıyordu. Kendisi zorla %20 ile borçlanıyordu. Yani bakın geriye doğru gidelim. Peki şimdi bu kadar niye vergileri arttırıyorsun? Bak Haydar Hocam demişti ki sen bu kamu kurumlarını satıyorsun kitleri. Madenleri satıyorsun. En büyük enerji kurumlarını, şirketlerini satıyorsun. Sen bunlardan büyük bir gelir elde ediyorsun devlet olarak. Bir kazancın vardı. Şimdi bunu kaybettin mi? Açığı nereden kapatacaksın? Vergi olarak milletin sırtına bineceksin mazota vergi koyacaksın. Mazottaki vergi oranı arttıkça artıyor. Yani dünyada mazot fiyatları arttığı için Türkiye'de mazot zamlanmıyor. Öyle bir şey yok ha. Yani bundan 10 yıl geriye git. Petrolün e, varil fiyatı, varil fiyatı 110 küsürat dolarlardı. Şimdi yüzde %40 daha eksi. Dünyada düşüyor. Türkiye'de katlarca kat artıyor. Niye? Çünkü vergi oranlarını arttırıyorsun. Yani ham maddenin kendisi pahalandığı için değil senin devlet olarak paraya ihtiyacın olduğu için ya senin günde şu anda günde son günlerde günde 7 milyar iç borcun artıyor. 7 milyar. 7 milyar iç borcun artıyor. Niye? Sen çünkü Özal'ın getirdiği mantığın devamında devam ettin. Kemal Derviş'in kafasında gittin. Ne yaptın? Kendi senyoraj gibi bak milli ekonomi modeli diyor ki bir devlet olarak diyor sen senyoraj gelini devreye koyman lazım. Sen bunu yapmak yerine global finans şirketlerinden borçlanmayı tercih ettin. Tamam güzel borç aldın. Bununla har vurup harman savurdun. Sonra sıra geldi bunu ödemeye. Ya bizim 2023'te iç borcumuz 1 trilyon, 1 trilyondan fazla arttı. Nereden bulacağım bu parayı? Çok basit. Zam yap. Çok basit. Vergileri arttır. Çok basit. Milletin sırtına şunu daha bindir. O zaman ne oluyor biliyor musun? Sen sen faizle borçlanma modeli kapitalizmin ana modelidir bu. Onun karşısına Haydarbaş ve senyoracı koymuştur. Sen faizle borçlanmayı kapitalizmi getirdin. Kemal Derviş anlayışını ekonominin merkezine koydun. Sonra bu borçları ödemek için vergileri arttırdın, zamlar yaptın. Bunlar da üreticiye maliyet artış olarak yansıdı. Şimdi diyorsun ki ben enflasyona mücadele edeceğim. Yahu enflasyonun kaynağı sensin. Senin uyguladığın modeldir enflasyonun kaynağı. Sen buna başa çıkamazsın ki. Bununla hiçbiri başa çıkamaz. Bu mantıklı. Şimdi bakıyorum. Beşşür profesör denen adamlar. O faizler arttı bak nasıl düşecek. Evet. Ben onlara diyorum ki hayat ben o boş konuşanları diyorum ki hayat içi ticaret yaptınız mı ticaret? Hiç ticaretle uğraştınız mı siz? Hiç. Ya şu anda her şeyi bir tarafa bırak. Gidiyorsun, satış yapıyorsun. Eskiden 3 taksit bedava, 2 taksit bedava veriyordu. Şimdi bir gün sonra sistemden satış yaptığından adam karttan geldi alışveriş yaptı. Bir gün sonra parayı ama bak banka senden kaç alıyor. Yüzde kaç alıyor? Üçlerden aşağı yapabiliyor musun? Taksiden bahsetmiyorum. Takside gittin mi? 10, 15, 20, 30, 40 gidiyor. Peki e, yani ben bunu nereden çıkartacağım? Ürünün üzerine koyuyorum. Yani ben bunu ürünün üzerine koyuyorum. Bana diyorlar ki atıyorum. Yani üreticiden bahsediyorum. Ürüne niye zam geldi? Bilmem. Niye zam geldi? Yani sen elektriğe zam yapacaksın. Çalışan personele zam yaptıracaksın. Bu arada tabii ki personelin parası artsın. Bak milli ekonomi diyor ki asgari ücret artsın. Arttıracaksın. Ama aradaki farkı üreticinin sırtına yüklemeyeceksin. Devlet olarak sen sübvanse edeceksin. Üreticinin sırtına yüklersen üretici bunu mala yükler. Mal fiyatı pahalanır. Sonuçta o çalışan insanın alım gücü değişmez. Bir yanın samadan ibarettir. Eğer sen gerçekten düşünüyorsan üret, çalışan insanları dar gelirli düşünüyorsan onların cebine gelecek olan parayı ürünün pahalandırarak karşısına koymayacaksın. Ama şu, şu anda yani ne olacak? Çok basit seçimden sonra e, işin üst tarafı ne biliyor musun? Bu programı çok daha uzatmayalım. Şöyle toparlayalım. Bu şekilde gittiği zaman yani parayı sıklaştırarak, milletin gırtlağına basarak e, abla enflasyon düşmez. Enflasyon böyle düşmez, böyle çok şekil. Bak, Concordia ilan eden şirket sayıları patladı Türkiye'de. Bir sürü Türk firması el değiştiriyor. Niye? Niye? 100 yıl boyunca, 80 yıl boyunca, 50 yıl boyunca evet. e, ayakta kalan, büyüyen devasa kuruluşlar, 50 sene işleri tıkırında gitti, şimdi patlıyor. 60 sene tıkırına gitti, şimdi patlıyor. Her yurt dışından gelen bana fon koyuyorsun, fon oranlarını arttırıyorsun, vergiyi arttırıyorsun. Arttırıyorsun da arttırıyorsun. O oh, ne kadar güzel. Milletin sırtına, yani senin ekonomi iş bilmezliğinin faturasını millet ödettiriyorsun. Ama bu millet de böyle istiyor. O da ayrı bir konu yani. O da böyle istiyor. O yüzden bu şekilde teorik olarak enflasyon düşmez. Düşürülemez. Bu iktidara özel bir durumda değil. Ben muhalefeti de dinliyorum. O da aynı kafada Aynı çizge devam ediyor. Böyle enflasyon düşürülemez. Bir ekonomi eğer dışarıdan gelecek olan borç paraya endeksi olarak bir şey düşünüyorsa Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği sözü hatırlayalım. Başkalarından gelecek olan yardımla hem maddi yardım hem fikirle diyor. Kalkınacağını zannedenler yanılıyor diyor Mustafa Kemal. Ve kendi öz sermayesi, öz kaynaklarıyla nasıl ülkeyi büyüteceğini ortaya koyu ve mu muazzam bir başarı elde ediyor. Şimdi dünyada tüm ülkelerin tamamı gırtlağına kadar borç batağında. Ve topladıkları vergileri halkına hizmet olarak sunmak yerine bu borçlarını ödemeye gönderiyorlar. Şu anda devletin, e, hükümetin daha doğrusu her ay ödediği paranın Neredeyse yarısından fazlasına geldi artık. Kısmı faiz olmaya başladı. Hani derler biz faizle mücadele ediyoruz. İyi ki de mücadele ettiler ha. Ya bir de etmeseydiler. Ettikleri haliyle faiz bu kadar arttı. Sonra bir başka bir şey söyleyeyim. Ee, fazla değil. 30 sene önce faizi sadece sanayi kuruluşları büyük şirketler alıyordu. Şu anda faizin girmediği ev, ticaret, iş yeri kalmadı. Faizi milletin kılcal damarlarına kadar soktular. Bu bile başka hiçbir şeyden, sadece bu bile yeter ekonominin kötüye gittiğini göstermeye. Şu anda bu ekonomide en çok para kazanan kim? Banka. Bankalar. Şu anda bu ekonomide en çok para kazanan finans şirketleri. İki numarada. Türkiye'nin madenlerini çıkartan yabancı şirketler. İki numara da bu. Geriye kalan... Yani koskoca o büyük sanayi şirketleri sürünüyor. Bu şekilde ülke kalkınmaz diyelim. Ee, her hafta... değişik ekonomi meselelerine... E, Muhterem Hocam, Aydar Beyin ortaya koyduğu milli ekonomi modeli penceresinden bakarak... ben e, çözümler sunacağım. Sadece yanlışı konuşmak bizi hiçbir yere götürmez. Evet. Olması gerekeni konuşmamız lazım. E, ne Meseleyi nasıl çözeceğimizi konuşmamız lazım. E, sadece eleştirmek işin en kolay kısmı. Bak bugün dünyada gıda fiyatları düşüyor. Son iki evet, yıllar. Ben yani, de not mi? almıştım. 2023 rakamları. 2023'te dünyada %10 düşerken, Türkiye'de 2023 yılında %72 arttı. %10 dünyada düştü, %72 arttı. Evet. Bak ham madde fiyatları dünyada ciddi düştü düşam madde fiyatları ama Türkiye'de tam tersine anormal derecede arttı. Yani bu bile e, o kadar acı vahim bir durum ki e, et yemekten bıkacaksınız diyordu Aydar hocam. Et yemekten. Bana yetki verirseniz et yemekten bıkacaksınız. Şimdi adam e, şaka değil. E, şu anda 100 gram, e, 200 gram, 50 gram et alıyor insan. Ya nerede var? E git herhangi bir kasabada göreyim seni. Seyret, kenara çekil. Kamera koy, seyret. Yani e, şu anda Doğu Anadolu, Erzurum, Kars, buralarda hayvan sürülerinden geçilmezdi. Şimdi hayvan kalmadı hiçbir yerde. Bitti hayvan. Yani TÜİK gelsin beraber o rakamları nereden çıkartıyorlar? Otursunlar. TÜİK yetkililerine ben kendi çıkarttıkları rakamlar üzerinden konuşmaya hazırım. Gelsinler kendi rakamları üzerine konuşalım. Kaç tane büyükbaş hayvan Türkiye'de varmış? Ondan sonra ikinci soru. Önce o rakamı koy Sonra ikinci soruyu soralım. Türkiye'de köyleri kaç kişi yaşıyor? Kaç aile var? Onu koyalım. Ondan sonra da büyük büyükbaş hayvanlardan kaç tanesi büyük sanayi kuruluşlarına, kaç tanesi köylerde? O köylerde olan kısmı aile sayısına bölelim. Bak bakalım her eve kaç tane şey çıkıyor. Her eve ben onu yaptım çıkardım. Her eve 10 taneye yakın büyükbaş hayvan çıkıyor. Ondan Tabii sonra, lazım. ondan sonra da istediği herhangi bir köyü seçelim. O köye gidelim. Kapıyı çalalım. Senin 10 tane ineğin varmış. Diyelim. Türk yetkilisi yetkilisiyle beraber gidelim. Sonra ikinci kapıyı çalalım. Üçü çalalım. Dördü Hep beraber çalalım. Gidelim. Hep beraber gezelim. Yani kafamızı kuma sokmaya gerek yok ki. Tamam sen rakamlarda bir şey buldun söyledin. Bir de hayatın gerçeği var Benim bir de yaşadığım var kardeşim toplumun gördüğü var senin dediğin rakamlarda bu ülkede hayvan büyükbaş hayvan sayısı olsa eti fiyatı böyle mi olur Sütün fiyatı böyle mi olur bu şekilde mi olur? yani e, Peki niye e Çünkü demin anlattığım sebeplerden dolayı köylü bitirildi tarım kesimi bitirildi Yani bu şartlarda e, Türkiye'nin e, geldin ha ya Selim Bey son bir şey söyleyeyim. Ya Selim Bey öyle diyorsun ama AVM'lerde kafeler, AVM restoranları <laughs> acayip kalabalık. Doluyor taşıyor. Trafikte araba geçiyor. Trafikte araba geçiyor. Buna ne diyeceksin? Ee, bunu ben aslında hakikaten e, bu soruyu e, bir taraftan yaşadığım gerçekler var. Bir taraftan seyrettiğim bir tablo var. Nedir diye ben özellikle e, sana benim büyük oğluma birkaç arkadaşla beraber sorduğum zaman orijinal bir cevap verdi büyük oğlum. Dedi ki bu dedi şimdi dedi benim yaşıtlarım dedi aslında iyi geliri olan, iyi kazancı olan, beyaz yakalı, mavi yakalı insanlar. Yüksek geliri olan. Senin yaşındayken dedi insanlar emekli olunca bir tane daire alabiliyordu. Olmadı bir araba alabiliyordu. Veya insanlar çalışırken ben para biriktirirsem çalışan bir insan bir daire almayı düşünüyordu. Kendim bir daire taksitle girelim alırım diyordu. Araba alabiliyordu. Şimdi soruyorum. Ortalama bir daire 5 milyon. Şimdi bunu adam taksitle almaya kalksa 5 yıl 6 yıl taksit ödese ortalama 3 yıl vade yapar. %70'den 3 çarpı 200 yapar. 5 milyonla çarparsın 15 milyon liraya çıkar. 15 milyon bölü 6 yıl 2,5 milyon eder. O da ayda 200 bin liraya gelir. Kabaca rakamları yuva... şimdi seri düşünüyorum. 200 bin lira. Ayda 200 bin lira taksiti kim ödeyebilir? 200 bin lira. Kimse ödeyemez. Şimdi adam <laughs> en bugün güzel iyi para kazanan 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin alıyor diye. Özel sektörün. E bu parayı nasıl seyvede bir yere saklayacak da? Yiyecek, içecek, biriktirecek de mümkün değil. Arabaya gel bir buçuk milyonluk bir araç düşün. 36 ay taksitle aldığını düşün. Ortalama 18 vade yüzde yüz üzerine koy. 18 ayda bir buçuk milyon etti 3 milyon böl 36'ya 3 bölgesen, o da aşağı yukarı 24 48 85 milyon falan bir şey çek herhalde kabaca. Hadi 85 milyon kim ödeyebilir bu arabayı? Ki böyle taksite vermiyorlar bu arabalarda artık herkes peşin. E şimdi bu parayı e, beyaz yakalı mavi yakalı veremiyor. Araba alamıyor bu kesim taksiden ev alamıyor. O zaman diyor ki kardeşim e, kadınlar ağırlıklı kozmetiğe, erkekler sağlık ürünlerine tatile... diyor ki kendime bir iyilik yapayım e, kadın diyor ki evde diyor kendime diyor özel bir robot alayım mutfak robotu diyor evet. veya diyor saçımla ilgili özel bir şey alayım diyor yok özel bir krem alayım diyor veya erkek diyor ki ben diyor işte şöyle spor salonuna gideyim diyor şöyle diyor bir e, bisiklet bir şey alayım diyor veya işte e, falanca kafeye gidelim hafta sonu en azından yani kendi hayal e, en azından kendini mutlu edecek harcama yapıyor. Zaten bu parayı biriktirerek bir işe yaramayacak diyor. Parayı biriktirerek bir şey alamayacağı için biriktirmeden harcıyor şu anda. Yani şu anda daha yüksek e, montanlı harcamaları yapamayacağı için tüketici daha düşük montanlı harcamalara para harcıyor. Orada gördüğün hareketlenme de bundan ibaret şu anda. Yani altına lüks bir araç alamayan kişi evine lüks bir tane süpürge alıyor. Gibi gibi gibi. Yani o yüzden e, yani piyasayı iyi analiz etmek lazım. İyi okumak lazım. E, tüm kapitalist yaklaşımların tamamı olayları hep üretim yanlı yaklaşmıştır ve yanlıştır. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Dünyada ekonomiye tüketim penceresinden yaklaşan tek model milli ekonomi modelidir. Bunu da Muhterem Hocam ortaya koymuştur. Takacağımız gözlük çok önemli. Ben olaylara tüketim yanına bakıyorum. Hani bir laf var. bende ben de bu sevda olmasa sendeki güzellik neye yarar diye. Bende bu alışveriş gücü olmasa sendeki ürün ne işe yarar? E, çok ürün var alan kimse yok. Ne oldu? Bu sabah konuşuyorum bir arkadaş, Tahtık Eminönü diyor. Yabancılar gelmesin Yerli piyasa bitmiş durumda diyor yabancılara bir şeyler satıyoruz da diyor yürüyoruz diyor. Yani ekonomiyi e, kendi insanının tüketimi üzerine inşa edemiyorsun. Dışarıdan e, döviz çok ucu pahalandığı için Türkiye şey cenneti oldu. Yabancılar için çerçöp gibi yani dünyanın en ucuz turisti Türkiye'ye geliyor. En ucuzu geliyor. Niye? E, e, cebinde 500 euros olan Türkiye'ye düşüyor. 500 euro'dan alıyor, yiyor, içiyor, geziyor. Ama Cebinde 50 bin Euro'su olan sana gelmiyor. O başka bir yere gidiyor. Asıl para kazanacakların başka yere gidiyor. Evet, Burada e, cebinde 3 kuruş olan da geliyor burada harcam yapıyor. Biz de onlara çelik yapıyoruz. Hizmetçilik yapıyoruz. Üç, bir tane 100 dolar kazanacağız diye, 50 dolar kazanacağız diye. Ne kadar paramız değer kaybetti? Düşünsene ne kadar paramız değer kaybetti? diyelim. İstersen bu programı böyle bitirelim. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Evet değerli izleyiciler bu haftaki programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.